Selamlar, ismim Şeyda, kanalıma hoş geldiniz. Aslında bu videoyu daha önce başlattım. Hatta saçımda saç sosisiyle sardım. Bu dalgaları bununla yaptım. Ama başındaki kısımları çekememişim. Çünkü aslında önce kameramla başladım. Kameramda bir teknik arıza yaşandığı için telefona geçtim. Saçlarım da böyle birkaç saat sonra bu hale geldi saç sosisiyle. Onu da göstermek istemiştim. Bu bir vlog olacak aslında. Birlikte böyle bir AVM'de işim var benim. İşte H&M'e online'dan sipariş ettiğim elbisem gelmiş. Birkaç parça bir şey almam, bakmam gerekiyor. Asetonum bitmiş falan böyle. Ivır zıvır tatlı. Böyle keyifli çıtır çerez bir AVM günü olacak. Dedim ki neden vlog şeklinde çekmeyeyim, böyle bir deneme yapayım. Saçımı da böyle sosisle sarmıştım, birlikte hazırlanmıştık falan ama şimdi baştan yapıyoruz. O yüzden şimdi bu seferki makyaj biraz daha hızlı olacak. Şöyle göstereyim hemen. Pure Solutions'ın 50 faktör korumalı olan renkli güneş kremini süreceğim. Çok pratik bir ürün oluyor. Gerçekten renkli güneş kremleri iyi ki var. Ben çok seviyorum. Çünkü böyle güneş kremi sürmeyi bazen unutabiliyoruz ya da üşenebiliyoruz. Ama bunda öyle olmuyor. Hem de renkli koruma olduğu için benim gibi lekeli ciltler için çok daha etkili olduğu söyleniyor şimdi. Şöyle elimle uygulayacağım. Ben bu markanın da güneş kreminden memnunum açıkçası. Bende herhangi bir kötü etkiye sebep olmadı. Evet, rengi böyle gün içerisinde sonrasında birazcık koyulaşıyor olabilir. Ama bence... Çoğu renkli güneş kremi zaten oksitleşiyor yani. Güneş kremleri öyle ama çok böyle bir rahatsız edici bir etki olmadı ki. Çünkü ben o renk değişiminden çok hoşlanan biri değilim. Ben rahatsız olmadıysam bence çoğu kişi olmaz. Hiç fondöten BB krem sürmeye gerek kalmadan şöyle sağlıklı, canlı bir görüntü veriyor. Renk eşitsizliklerini güzel gideriyor bence. Günlük kullanım için çok yeterli bir ürün. Kapatıcı olarak da NYX'in Bear With Me Concealer serumunu süreceğim. Onu da çok seviyorum. Özellikle günlük kullanıma bence çok ideal bir ürün. Biraz pahalı bir arkadaş ama güzel yani. Böyle çizgilere falan dolmayan bir concealer arayışındaysanız seversiniz. Bunu da şöyle fırçayla süreyim. Bu arada ben Maybelline'in kapatıcısını da, o pembe kapatıcısını da gerçekten çok sevdim. Zaten sevdiğim bir kapatıcıydı. Pembe rengi de çok güzel oldu ama şimdi bu tene o olmazdı. O yüzden olur aslında da olmaz. Ya böyle çok daha böyle doğal görünümlü günlük bir makyaj yapacağım için bunu tercih ettim. Çok sağlıklı bir gözaltı oluyor. Çok böyle gözaltımda kapatıcı var gibi de durmuyor ama böyle bir tatlı bir sağlıklı görüntü bu da verdi. Ten makyajı tamam sayılır. Allık olarak da Flormar'ın yeni tintlerinden 4 numarayı uygulayacağım. Bunun rengini de çok seviyorum. Çok başarılı bir renk bence. Bugünkü makyajımdaki ürünlerin hepsi doğal duran, doğal tonlardaki ürünler. Şöyle. Hatta biraz şuralara da sürelim. Hafif şöyle renk versin yeter. Evet. Nasıl böyle direkt insan ifadesi değişiyor. Maskara olarak da teleskopik maskarayı kullanacağım. L'Oreal. Bu şey böyle. Vaktim yok, 5 dakikaya hazırlanmam gerek makyajı. Tek ten ürünü. hızlı elle bile uygulanan, çok kolay dağıtılan bir allık. Yanaklara, göze maskara sür, kaşları tara, dudağına bir şey sür, tamam bitti. Kaş ürünüm her zamanki gibi bir kaş maskarası. Light markasını kullanıyorum. Fiyat performans açısından beni çok tatmin ediyor. Gerçekten çok güzel. Rengi bir de bana tam oluyor. Bendeki rengi 196 chestnut. Evet. Aydınlatıcı da süresim geldi ya. Böyle çok sağlıklı durunca. Buna da Pastel'in Day Light'ını süreceğim. Evet. Bu da böyle yine çok doğal bir ışıltı veriyor. Simsim durmayan yumuşacık çok tatlı bir aydınlatıcı. Çok seviyorum. Yakın zamanda böyle pastel ürünlerini gösterdiğim tek marka bir video çekmiştim. Sonra böyle unutuluyor ister istemez. Çünkü sürekli yeni ürünler deniyoruz. O videoyu çektiğimden beridir de bu allık ve aydınlatıcı sürekli elim gidiyor yani gerçekten. Dudağıma da Maybelline'in Lifter Gloss'lardan Peach Ring 22 rengini süreceğim. Kıyafet olarak aslında kot pantolonu, böyle bir kısa kollu tişört, üzerine deri ceket gibi planlamıştım. Onu giyerim diye düşünmüştüm. Makyajımı sevdim. Ama hava gitgide kapandı. Çok kapandı. Çok bulutlu, soğuk. O yüzden kot pantolonu sweatshirt'e çevirdim. İçime bir tişört bulundururum. Üzerime sweatshirt giyerim. Çok böyle sıcak gelirse sweatshirt'ü çıkarırım. Tişörtle dururum. O şekilde bir üstümü değişeyim, göstereceğim. Şimdi ilk düşündüğüm böyle bir şeydi. Pantolonumun üstünde böyle siyah bir tişört giyeyim. Üzerine de deri ceket giyeyim diye düşünmüştüm. Ama dediğim gibi hava biraz soğudu. O yüzden bu böyle yeterli olmayacak bence. Yani en azından böyle çok rahat hareket edemem. Normalde ben böyle tişört, hatta böyle kolsuz tişört artı deri ceket çok seviyorum. En sevdiğim mevsim kıyafetidir. Ama hava şu an çok uygun değil. O yüzden sweatshirt'e geçeceğim. Bir deneyeyim dedim ama olmadı. Evet, bunu buldum. Bunu giyeceğim. Ya bu gri melanjeniler renk aslında bana böyle çok da fazla yakışmıyor. Şu renk testi var ya. Yani onu öğrendiğimden beridir çılgınlar gibi sürekli her aldığımı, her böyle elime gelen kıyafetimle yapıyorum. Bakın siyah ne kadar güzel duruyor. Cildim direkt böyle kusurlu. İndiriyorum. Bir aydınlanma, bir böyle pürüzsüzleşme. Ama seviyorum yani, çok kurtarıcı bir renk. Her şeyle oluyor. Her ayakkabıyla, her montla, her çantayla. Yani hani günlük spor tarzın bence vazgeçilmez renklerinden. O yüzden mecburen giyeceğiz. Evi de yani çok toplayamadım, kusura bakmayın. Gerçekten iki çocuklu haller böyle. Arkadaki dağınıklığı görmezden gelelim. En doğal halimle. Evet. Bu şekilde. Hadi gidelim. Pantolon çıkmamış, şöyle göstermek istedim tabii. Bu şekilde white leg bir jean. Kıyafet değişikliği yaptım. Şöyle daha ince bir böyle basic triko bir bluz giydim. Bunun üzerine deri ceket giyeceğim. Çünkü sweatshirt'lük de hava değil. Gerçekten gitgide soğuyor ve kapanıyor. Vlog kameramla çekemediğim için telefona döndüm ve hani inat ettim bugün çekeceğim diye. Telefonda da böyle görebilmek için ön kameradan çekiyorum. Ön kamera kesinlikle şişko gösteriyor. Yoksa ben hani birazcık zayıfladım. Gerçekten zayıfladım. Ama ön kamera kesinlikle şişko gösteriyor. Evet, bu şekilde. Şimdi gidebiliriz. Evet, bayağı dışarıda yağmur yağıyor. Hani böyle saçların tam kabaracağı gün ben de kabarık bir saç yapmışım böyle. Neyse, olsun. Bugün böyle aksiliklere rağmen ben çekmeye devam edeceğim bu videoyu. Şöyle camdan göründüğü gibi bayağı romantik bir yolculuk olacak. Değil mi Ezgi Toş? Biz ne yapmaya geldik buraya diyor. Takıldılar peşine. Elbisemi teslim alacağız. Şimdi H&M'deyiz. Perdeyi çok beğenmiştim ama almadım. Yani çok pişmanım. Şimdi numarası kalmadı ama çok acelem vardır. Beyazda varmış 37'si. Ama yani siyahı çok güzel. Bilemedim. Modo'da beğendiğim tişörtten kalmamış. Başka bir mağazaya bakacağız artık. Böyle turuncu, hatta böyle tam böyle portakal rengi, çok tatlı bir renkti. Ama onu bulamadım. O yüzden tişörtü alamadım. Elbisemi aldım, asetonumu aldım, işte bir vücut dosyamı aldım. Zaten evde gösteririm aldıklarımı. Öyle çok koştur koştur geçti çünkü Özgün'ün kreş saati yaklaşıyor. Neyse, aldıklarımı artık evde göstereceğim. Evet, bir AVM turunun sonuna geldik. Online alışverişe gerçekten çok alışmışız. Bir de çok sıkıntı yani. Bir şey görüyorsun, o an vaktin yok. Almadın diyelim. Sonra stok bulamayabiliyorsun ama online'da her şeyi görebilmek gerçekten çok büyük rahatlıkmış. Pandemiyle birlikte gerçekten çok alışmışız ama neyse, böyle en temel ihtiyaçlarımı hallettim. Özgür şimdi de geldi. Evet. Hava iyice kapandı. Yağmur yağıyor değil mi Özgür? Evet. Tekrardan selamlar. Aslında bir günlük bir vlogtu ama bu kısmı, aldıklarımı gösterme kısmı ertesi güne kaldı. Çünkü işte çocuğu kreşten aldık, yağmur vardı, ıslandık falan, eve geldik, yemek telaşı. Şöyle rahat rahat aldıklarımı göstereyim istedim. Aslında çok bir şey almadım ama çünkü anlattım yani hani böyle almak istediğim bir tişört vardı, onu bulamadım. Birkaç bir şey bakacaktım, çok böyle vakit yetişmedi. Vasfız turumuzda aslında kamerayı açabilmek çok isterdim ama hani bu AVM içinde açıyorum fakat mağazalara girdiğim zaman özellikle bir sohbet varsa, annem babam da yanımdaydı. Biraz çekiniyorum hala. O çekingenliği kıramadım. Bu ilk vlog, günah olmaz diyelim. Asetonum bitiyordu. Aseton aldım. Aseton ya çok komikti gerçekten. Babam böyle bakıyor şimdi büyük boylarına. Neredeyse 1 kiloluk şöyle Watsons'ın asetonlarından vardı. Gerçekten daha hesaplıya geliyor. Diyor ki niye bunu almıyorsun? Bu daha uyguna geliyor. Böyle kocaman bir bidon asetonu. Hani uçar dedim artık. Uzun gidiyor dedim. Komik geldi. Böyle onun böyle söylemeleri. Bakayım indirimde neler varmış, sana haber vereyim diyor. Bakıyor böyle. Flormar aldıklar işte. Aldık aydınlatıcılar, likit olanlar. Şu mood boosterlar ne kadara düşmüş? 109 liraya mı ne düşmüş yanlış hatırlamıyorsam. Bak da bu %50 indirimde falan. Hani babamın o hallerini çekmek isterdim. Çünkü hiç anlamaz, alakası yok aslında ama sağ olsunlar böyle benim çektiğim videolara falan çok saygı duyuyorlar. Çok destekleyiciler. Gerçekten çok şanslıyım. Neyse, çok konuştum. Bir de bu Nivea'nın sıkılaştırıcı losyonundan aslında bir tane videomda da bahsetmiştim. Düzenli olarak çok kullanamamıştım ama elimdekini kullanmaya başladım. Şöyle, benim cildim kuru. Gerçekten çok güzel nemlendiriyor. 2-3 gün sonra bile sürmeseniz cildiniz nemli nemli oluyor. Nemli cilt tabii ki de elastikiyeti de yüksek bir cilttir. Öyle olduğu için de toparlanması daha kolay bir cilttir. Hani böyle bir zayıflatma, öyle bir mucize tabii ki kremden beklememek lazım ama ister istemez şimdi peş peşe 2 hamilelik yaşadım. Yani aralarında işte çocukların 2,5 yaş var. Siz düşünün, biri 1,5 yaşındayken neredeyse, yani 2 yaşında bile olmadan diğerine hamile kalmışım ve ikinci hamilelimde ben toplamda 17 kilo aldım. Şu an hemen hemen hepsi gitti. Çok az böyle 3-4 kilo falan kaldı fazlalık. O yüzden de böyle bir göbek bölgemde özellikle hafif bir sarkma söz konusu. Yani böyle düzenli olarak ağır bir spor da yapamıyorum şu an. Yani hayat şartlarım ona uygun değil. Öyle bir vaktim, enerjim yok. O yüzden de bana faydası olduğunu, iyi geldiğini düşünüyorum. Şöyle büyük boyunu da 180 liraya görünce aldım hemen. Çenem düştü. Yeniden bir video açınca sanki böyle yeni bir videoymuşçasına. Neyse. H&M alışverişime geçelim. Elbisemi göstereceğim. Üzerinde de göstereceğim hatta. Bir de şöyle H&M'in böyle %70 indirimleri oluyor sık sık. Böyle mutlaka oraya, ona bakın. İndirim döneminde şu anda. Çok güzel böyle parçalar ciddi oranda indirimde. Kızlara da birkaç parça bir şey aldım. Onları şimdi göstermeyeceğim. Özellikle çocuk bölümünde çok güzel şeyler vardı. Şöyle göstereyim. Bu küpeler de 57 TL'ye düşmüştü. Biliyorsunuz Hayley Bieber meşhur etti bu damla modelini. Hemen gösteriyorum. Çok güzel duruyor. Çok zarif bir küpe. Hem spor kombinlerde hem de şık kombinlerde çok kurtarıcı bir model. Özellikle mesela böyle bir ofis çalışanı arkadaşlar, ofise gidenler falan. Böyle bence günlük olarak da hep kullanabilecekleri bir model. Çok şık değil mi? Bu arada bu kıvırcığımsı dalgalı saça çok alıştım. Kestirdiğimden beridir neredeyse hep böyle kullanıyorum. Küpe güzel, çok güzel. Şimdi elbiseyi göstereyim. Aslında böyle internette biliyorsunuz çok moda. Şu soft touch kumaşlarda askılı. Ama askılıda çamaşır seçimi ve soft touch'ın o vücudu sarması. Yani şu an vücudum tam olması gerektiği formda değil ve çamaşır seçimi onlar da çok zor. Biraz daha böyle kolay bir kumaş ve kesim istedim ama böyle düz siyah basic bir elbiseye de ihtiyacım vardı. Yani harika. Kodunu mutlaka aşağıya yazacağım. Şöyle göstereyim, askılı. Eskimeyecek. Çok kaliteli bir penye, esnek bir kumaş, uzun da bir elbise. Üzerinize böyle bu mevsimlerde bir gömlek, ceket çok çok şık olur. Yani deri ceketle de olur, işte çizgili bir gömlek, mavi gömlek, beyaz gömlek, kot ceket, deri ceket hepsi de çok güzel olacak. Ya da yazın tek başına bu şekilde sandaletlerle, terliklerle giyilebilecek harika bir elbise. Şimdi giyiyorum, üzerime göstereceğim. Evet, elbiseyi giydim. Yakası şu şekilde. Şöyle göstereyim. Bu şimdi zaten bu yaka atletlerde çok moda. Sırtı da yine aynı şekilde biraz derin. Ben uygulamadan almıştım. H&M member üyesiyim. Orada böyle bir de 100 TL gibi bir kuponum vardı. 389 TL'ydi sanırım elbise. Ama mağazada bir tık daha pahalı bu arada elbise. Online'da daha ucuzdu. Şu an stoğu yok ama belki mağaza fiyatları değişiyor olabilir. Zaten böyle hani üye olduğunuz zaman %15 gibi indirimler de oluyor. Ben böyle geri dönüşüme eskimiş, artık lekelenmiş, verilmeyecek gibi olan, kumaş olan kıyafetlerimizi falan da veriyorum. O zaman tabii kupon da oluyor. Hem de dönüşüme gitmiş oluyor. Bende 100 TL kupon vardı. Onu kullandım. 289 TL'ye geldi elbise. Şimdi boyunu da göstereyim. Benim boyum 1.64. Ona göre hesaplayabilirsiniz. Bence medium beden. Hani böyle çok kurtarıcı. Dediğim gibi bir gömlek alıp üzerime yazın da olur, baharda da olur. Giyilebilecek çok hoş, kurtarıcı bir günlük elbise. Evet, benimle bir gün AVM turu vlogumuzun sonuna geldik. Daha önce bu tarz şeyler çekmiyordum. İlk denemem oldu. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz devamını isterseniz de yorumlarda lütfen belirtin. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.